tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler devam ediyoruz ana habere Türkiye tarihi bir referandumu geride bıraktı ama nasıl geride bıraktı dün daha oylamaların sonuna yaklaşmaya başlamasından beri tartışmalar devam ediyor mühürsüz zarflar, oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar bu referanduma şaibe gölgesi düşürdü. Bundan sonra neler yapılabilecek biliyorsunuz saat 18'de CHP YSK temsilcisi Mehmet Adem Yakupoğlu ile konuşmuştuk. Sonuç değişmeyecek ama seçim iptal edilir mi edilmez mi şimdi gözler o noktada. Yüksek Seçim Kurulu neler yaptı? Ondan sonrası yaşanan gelişmeler bütün bunlara e Ayrıntılarına bakacağız ama önünce konuğumuza bir hoş geldiniz <laughs> demek istiyorum. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Levent Gök bizler birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gök. Teşekkür yani ederim. Hani biraz yorgunum kusura bakmayın. Zaman teş zaman Teşekkür ederim. Sürçüyor. İyi akşamlar diyorum sağ olun. Ee, geçmiş olsun diyelim evet. e, referandum için. Ama az önce de söyledim. E, hakikaten hayır cephesi inanılmaz koşullarda mücadele etti. Maddi manevi, eşitsiz evet. koşullar. E, çok çalışıldı, çok yoruldu. Hayır cephesi Ama bu Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamaları, aldığı kararlar, son dakika kararları, bu referandum'a gölge düşürdü. Şimdi Sadi Güven'den Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den dün bu mühürsüz zarflarla ilgili ilk açıklama gelmişti. AKP'nin talebiyle bu kararı aldıklarını evet. söylemişti. Ama bugün de açıklamaları var. Sadi Güven'in hemen onu bir hatırlatalım. Sonra döneceğim size. Evet, tartışmalı referandum sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven mühürsüz pusulaların kabul edilmesi tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı sevgili seyirciler. Dedi ki kaç mühürsüz oy var bilmiyoruz. Sandık kurullarında bildiğiniz gibi siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadır. Onların yapmış oldukları bir hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz Yüksek Seçim Kurulu olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğini, onun iradesinin sandığa yansıması gerektiğine karar verdik. Biz bu kararı sandıklar açılmaya başladığında sonuçlar sisteme girmeden yani kimsenin kafasına bir şey takılmadan evet veya hayır lehine veya aleyhine bu şekildeki oy tutulası olup olmadığı belirlenmeden Karar verdik. Şu an itibariyle bin midir, beş bin midir, on bin midir, yirmi bin midir gerçekten bilmiyoruz. Bunlar e, itiraz üzerine yeniden e, geldiğinde gelir mi gelmez mi onu da bilemiyorum. E, bir bakılır. E, şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle bir oy var onu bilmemiz de mümkün değil. Evet Yüksek Seçim Kurulu'ndan tartışma yaratan açıklamalar dedik. Şimdi tepkiler de var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o, bütün bu gelişmelerden sonra kameraların karşısına geçti ve açıklamalar yaptı. E, CHP lideri Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumu tartışmalı hale getirdiğini belirtti ve maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez. Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına Yüksek Seçim Kurulu gölge düşürmüştür dedi koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Bu çaba derken hukuk zemininde kalarak çabayı gösterdik. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Toplumun en az yüzde elli biri, ellisi buna hayır diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu'ndan söz etmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu üzülerek ifade edeyim bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Diyeceksiniz ki nasıl? Hangi gerekçeyle? Çok açık ve net Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim Kanunu 98. maddesi. Aynen şöyle söylüyor. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Ama Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı. Bu zarfları geçerli kabul etti. Niçin? Evet e, Sayın Gök. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in son açıklamaları var. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam bütün bu gelişmelerden sonra ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasından sonra tepki dolu açıklamaları var. Keza e, Sayın Ümit Özdağ, Sayın Meral Akşener buna benzer tepki dolu açıklamalar yaptılar. Ortada sonucu şaibeli bir referandum var evet. ne yazık ki. Çok yazık. Çünkü çok emek verildi hakikaten. E, Tür Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıydı. Çok çok önemli bir referandumdu, tarihi bir referandumdu ve e, sonucun değişemeyeceği bir referandumla karşı karşıyayız. Bugünkü referandum için söz ediyorum ama iptali söz konusu olursa ki CHP'nin bununla ilgili müracaatı evet. olacak sonra durum değişir mi değişmez mi? Ama şu an için Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıkladığına göre bu mühürsüz zarfların sayılamayacağını, belirsiz olduğunu söylüyor. Evet. Dolayısıyla durum değişmeyecek. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet bir kere öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Lale Hanım, Yüksek Seçim Kurulu yaptığı uygulamalarla ve başkanın açıklamalarıyla gerçekten Türkiye'de demokrasi katletmiştir. Evet. Büyük bir vebal altındadır ve tarih önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye'nin böyle önemli bir rejim değişikliğine götüren önemli bir referandum sürecini yüksek seçim kurulu evetler lehine döndürmüştür. Hayır oyları veren milyonlarca seçmenin iradesini baltalamıştır. Bir kere şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'de e, oy kullanan bütün yurttaşlarımızın biz oyuna saygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Hı hı. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bu uygulamalarına saygı duymuyoruz. Duymamız da mümkün değil. Evet. Siz konuşmanızın açışında ifade ettiniz. Bir seçim dönemi bitti, sonuç değişmeyecek diye. Hayır. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi çok titiz bir çalışma sürdürüyor. Biz yasal... Tüm haklarımızı sonuna kadar kullanarak... Yani o anlamda evet, evet tabii. Halkımızın, o anlamda söylemeyeyim. Yani bu şu anki elde evet, edilen veriler bu. Halkımızın verdiği e, oyları e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere güvencesinde olduğunu herkesin bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bu kampanya döneminde partiyi ve logosunu, amblemini, bayrakları karıştırmadan bütün kesimleri kucaklayan bir e, lokomotif görevi üstlenmiştir. Hiç kimse endişe etmesin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel merkezi titiz bir şekilde hukukçu arkadaşlarımıza beraber ciddi bir e, dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu e, seçimlerin iptalini isteyecek bir başvuru yapacaktır. Zaten e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadü Güven'in de ne kadar oy mühürsüz kullanıldığını bilmiyoruz demesi dahi, e, bence bu seçim iptal için yeterlidir. Bütün bunlara Yüksek Seçim Kurulu sebebet vermiştir. Ve yüksek Seçim Kurulu, yani denetleyemedik diyor mu? Evet. Bir anlamda, yüksek Seçim evet. Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu kanunen kendisine verilen görevleri aşarak, hı hı. yetkisini kötüye kullanarak bir suç işlemiştir. Bu suçun içerisinde e, Türkiye'nin geleceği ne ilişkin e, herkesin beklentilerini yok etmek üzere bir karar vermiştir. Bu bilinçli bir karardır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı işin içinden öyle sıyılacak kadar kolay zannetmesin. Halka doğruları da zaten söylememektedir. Dünden beri çıktığı andan itibaren, bugün de yaptığı açıklamayı izledim. E, yaptığı açıklamalar kesinlikle doğru açıklamalar değil. Bir kere reddediyorum açıklamalarını. Verdiği örnekler de doğru değil, yaptığı açıklamalar da doğru değil. Ne demek? Siz daha oy sayımı başlamadan bir AKP temsilcisi başvuruyor. Diyor ki mühürsüz oy kullanıldığını e, ifade ediyor. E bu oyları geçerli sayalım. Peki Yüksek Seçim Kurulu nereden biliyor e, mühürsüz oy kullanıldığını ya da kullanmadığını? Yani sandıkları açıp baktı mı? Böyle Şifa. bir Şifayen yani, yani kendisine bir AKP'li muhtemel ki yükseklerden talimat gelmiş. O talimatı uyguluyorlar. Çünkü sayımların yapılmasına beş kala bir alelacele karar alarak e, Türkiye çapında milyonları ifade ettiğimiz sayıda bir, mühürsüz oy kullanıldığına dair bize zaten şikayetler yağmaya başlayınca ve bu şikayetlerin büyük çoğunluğuna e, evet oylar için yönlendirilen ilişkin ciddi ihbarlar gelince hemen bir kılıf bulmaya çalışıyorlar. Evet. Siz yüksek seçim kurularak e, örneğin ben başvuruda bulunsam e, falanca sandıktan mühürsüz oy kullanılıyor desem nereden bileceksiniz oy atılan sandıktaki zarfların içindeki oyların mühürsüz olduğunu? Demek ki bir gizli bir alışveriş var aralarında. Bunu bir iddia ile söylüyorum. Yani bu tabloda iktidar partisi yüksek seçim kurulunu yönlendirmiş ve bu seçimlerin sonuçlarını etkili olacak bir kılıfı tesis ettirmişlerdir. Evet. O nedenle yüksek seçim kurulu suç işlemiştir. Görevi kötüye kullanmıştır. Bunun mutlaka tarih önünde hesabını vereceklerdir. Ve bu görevi kötüye kullanma ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin beklentileri ne yazık ki e, engellemek suretiyle de tarihinde yaptıklarından dolayı hesap vereceklerdir. 2014'te de bir benzeri olmuş bittiği için evet. olmuştu. Gür Oymak beldesinde. Evet Gür Oymak da seçim iptal edilmişti. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir. Bakın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Gerçekten. kamuoyunu nasıl yanıltı biliyor musunuz? Diyor ki biz daha önceden de buna benzer kararlar almıştık. Hayır doğru söylemiyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu ne zaman devreye girer? Ya bu referandumla ilgili uygulamalarından söz ediyorsunuz. Buna benzer kararlar. Buna benzer da... diyor. Evet. Biz daha önceki yıllarda evet. karar almıştık diyor. O kararlar öyle değil. Örnek veriyorum. Şimdi bizdeki olay ne? Bizde daha sandıklar açılmadan, hangi sandıkta ne kadar oy çıktığı belli olmadan, tutanaklara herhangi bir şeye bağlanmadan bir karar alıyor Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın daha önceden de biz böyle karar aldık dediği olaylar nasıl biliyor musunuz? Örneğin bir beldede belediye başkanlığı seçim yapıldı. Ee, ...kazanan şahıs bin oy farkla kazandı. Rakibi itiraz ediyor. Sandıklar sayılıyor. Sandıklarda diyelim 10 tane mühürsüz oy çıkıyor evet. Lale Hanım. Bunun üzerine o kişi başvuruyor e, seçim kuruluna... ...işte e, mühürsüz oy çıktığı için iptal edilsin diye. Sonunda ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu bir karar veriyor. Ve yüksek seçim kurulu önüne geldiğinde... ...yüksek seçim kurulu şöyle bir karar veriyor. Ya aradaki fark bin tane. Ortada çıkan mühürsüz oy beş tane... Bunu biz geçerli sayesek da saymasak Neyse. da sonucu etkilemeyecek diye bir karar veriyor. Yani ortada önce ilçe seçim kurulundan gelen, il seçim kurulundan gelen bir karar var. Zaten yüksek seçim kurulu ancak ondan sonra devreye girer. Siz daha sayımlar başlamadan hangi yetkiyle bunu yapıyorsunuz? İşte seçimlerin seçim kanunları elimizde. Hı hı. Ee, yüksek seçim kuruluna yetki veren maddeler burada. Yüksek seçim kurulu bu maddelere dayanarak hem genelge yayınlıyor hem de kanun emri. Yasama Organ'a, Yüksek Seçim Kurulu'na diyor ki mühürsüz zarf kullandırmayacaksın o kadar seçimlerde. Tercihli bir tercih yazan mühür. E, mühür kullandıracaksın. Bir de mühürsüz oy pusulası kullandırmayacaksın. Bakın bu seçimde neler oldu? Bizim 98. maddemiz, e, kanunumuzun 98. maddesi çok açık. E, orada da çok açık bir şekilde aynen şunları söylüyor. E, oy kullanacak zarfın eee mühürlü olması gerekiyor diyor. 98. madde. Hı hı. 101. maddesi ne diyor? 101. maddesi de pus oy pusasının arkasında mutlaka seçim kurulu mühürü olması gerekiyor ve tercih mührü olacak. Şimdi ilk baştan sabahtan bir sürü evet mühürlü olan e, mühürler kullanıldı. Tercih mührü değil de evet, evet mühürü. Evet. Sonradan e bunların ciddi bir sıkıntılar var. Yani daha bakın bu aşamalar da var bizim itirazlarımızda. Tabii, tabii, tabii. E, kanun sana bu yetkiyi vermiş. Kanun diyor ki e, sahtecilik olmaması açısından ilçe seçim kurulu başkanı e, ya da sandık kurulu başkanı alacak oy pusulasını ve zarfları mühürleyecek. Hı hı. Bunu verecek. Bu mühürlenmek sahte oy kullanmanın bir engeli. Yani eğer mühürsüz olursa o sahte oy kullanma karinesini ortaya çıkartır. Şimdi böyle bir tabloda Yasaman'ın verdiği yetki iken. Yüksek Seçim Kurulu yasamanın verdiği yetkiyi aşarak görevini kötüye kullanarak kanuni yetkisinin sınırlarının dışına çıkarak yok hükmünde bir karar alıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu zaten bu karar almasına sizin yetkisi de yok. Az önce yok. söz ettiğiniz karar 15 Şubat 2017 YSK kararı mı? 103 numaralı karar. Az önce Halim evet. belediye de konuştuk. Evet, evet, yani evet. Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü bulunmayan evet. zarflar geçersiz. Bunu zaten şey yapıyor. Evet. Ne derler? E, oy kullanmadan önce de ayrıca mesajla da bildiriyor e, şeye sandık kurullarına diyor ki mühürleyin sandıklarınıza görevini yapıyor o anda. E, peki ama e, siz zaten bunu takip etmek durumdasınız. Mühürsüz oy çıktığı zaman onu iptal etmek durumundasınız. E şimdi siz e, diyor ki ve bu yaptığı açıklamayla Yüksek Seçim Kurulu e, başkanı mühürsüz oylar da sayıldığı için şimdi hangi sandıkta ne kadar kaç tane mühürsüz oy atıldı, mühürlü oy atıldı belli değil. Tesmin zaten kendisi it, itiraf ediyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir yandan bu olayı teşvik etmek suretiyle delilleri de yok ediyor. Deliller yok edince ne olacak? Şimdi hangi sandıkta e, ne kadar e, örneğin sizin kullandığınız sandıkta kaç tane mühür oy var, kaç tane mühür mühürsüz oy var? E, biz bunu Kim nereden bilebilir? bileceğiz? Tabii. Ya da benim kullandığım sandıkta buna benzer varsa. Türkiye çapında bu var bunlar. Bu aşamadan sonra onun tespiti mümkün değil. Mümkün değil, Artık tabii, değil. tabii ki. Mi? Ve delilleri de yok etmek suretiyle... Ortada son derece şaibeli bir durum yaratıyor. Bize ulaşan bilgiler, arkadaşlarımız açıklıyorlar. Milyonlarca ifade edilen böyle bir oylar var. Sadece bunlar değil Lale Hanım. Doğudan, Güneydoğudan o kadar bize hak ihlalleri, tespitleri geldi ki. Bir örneğin gibi. bakın beni arayan vatandaşlar var. Dediler ki Levent Bey biz sandığa gittik hayır oyu attık. Şimdi oralar işte tabii Doğu ve Güneydoğu terörden dolayı. Emniyet kuvvetleriyle bir de olağanüstüler sarılmış durumda. Herkesi dışarı çıkarttılar. Sandık görevlileri dahil. Herkes. Ki o hak var. Var tabii tabii. Yani sağlık müşahitlerin, vatandaşların sandığın yakınları yöresinde beklemesini çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar. Vatandaşların e, hayır oyu kullandığı sandıklardan e, o sandıktan tümü de evet çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfe Vatan bakalım. Vatandaşlar doğuda kayıtlı ama şu anda iş için batıda görev yapıyorlar. Doğudan yine gelen bir örnek. Dilekçelerimize belirteceğiz bunu. 100 kişi örneğin Batı'da bir ilde e, çalışıyor şu anda. E onlara yeni oy kullanılmış. Böyle bir tablo olabilir mi? Ve onun dışında sandıkları, torbalarını kimse yanlarına yaklaştırılmıyor. Sayımın gizli yapıldığı, kim e, hayır oyları çıktığı bütün sandıklarda dahi evetin tüm olarak e, yapıldığına dair çok ciddi şikayet ve ihbarlar bize geldi. Yani Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerin altında kalmıştır, e, ama altında kalan ülke olacaktır. Evet. Bu nedenle e, bu e, açıklamalar e, Sayın Baş, e, Cumhurbaşkanı, Başbakan o balkon konuşmaları daha bir kere öyle daha biz seçimin peşini bırakmıyoruz. Bu seçimde milyonlarca oy var, 51'e yüzde 51 41'e yüzde 48'e 59, yani 59, çok, çok yani gerek. çok yakın bir oy ve bu oylar e, bedava oylar değil. Kolay e, kazanılan oylar değil. Burada millet devlet olanaklarıyla yarıştı Lala Hanım. Devlet olanaklarıyla yarıştı. Eşitim. Şimdi biz bu oyların her bir tane hayır için veren oyun hak ve hukukunu gözeteceğiz. Büyük yemek var. Gayet tabii yani. bir kere ben e, bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Şimdi evet diyenler de mahzun. Evet diyenler de namuslu yurttaşlarımıza diyor ki kardeşim ben gittim evetimi verdim ama benim bu evetime niye gölge düştü? Yani evet. onlar da bunu ben de dün gece onu söyledim Sayın Gök. Şimdi yani evet diyenlerin de içi rahat olmasın. Çünkü evet ile hayırıyla bu referandum bir şaibeli sonuç yarattı YSK sayesinde. Tartışmasız evet. tartışmasız. Şimdi bu şaibeyi bir kere ortadan kaldırmadan Cumhurbaşkanı'nın konuşmalar yapması, Başbakan'ın konuşmalar yapması bir kere ayıp. Daha itiraz süreçleri bitmemiş. Ortada hileyle hurdayla ilan edilmiş bir sonuç var. Bir kere bu sonuçların durum bakalım. Daha biz peşini bırakmayacağız. E, Agit'in bu ön raporuna da bakalım evet, mı bir şimdi? Agit'in e, buraya gelen üyelerin sayısı yetersizlenmişti ama, e, ona rağmen yani o yetersiz e, üye grubu bile çok olumsuz bir e, evet. ön rapor hazırladı. Bir ayrıntılarına bakalım. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan söz ediyorum sevgili seyirciler. Bu referandum için bir ön rapor hazırladı. Bugün de açıkladı o raporu. Şu ifadeler var. Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusulalar hakkındaki kararı kanunla çelişkili ifadeleri var ama ayrıntılarına bir dönelim. Uh, today's press conference will be carried out. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı referandum için ön raporunu açıkladı. Tespitler şöyle. On referendum day. Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti. Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı. Hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar evet kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi. YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı. Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı. YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden 23 parlamenter ve görevli, AGIT'ten 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin tespitlerinin bulunduğu esas rapor daha sonra açıklanacak şimdi bu AGIT raporu ile ilgili Dışişleri Bakanlığından da bir tepki açıklaması var. Siyasi içerikli ve itham edici ifadeleri üzüntüyle karşıladık deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin AGIT raporuna ilişkin tepkiler ne? O da hemen kısaca bir söyleyelim. Her iki taraftaki oy verenlere, partilere Türkiye'nin geleceği ve anlamlı bir siyasi diyaloğun olabilmesi için beraber çalışma tavsiyesi yapılmış. bu arada Amerikan hükümeti bu referandum sonuçlarını kabul ediyor mu sorusuna karşılık da Julia Mason diyor ki yayınladığımız açıklamanın arkasındayız. Bu açıklamayı yapacağımız bir ek yoktur. Amerika pek suya yasabına dokunmamış ama bu Agit'in raporu oldukça önemli. Şimdi bu Agit'in raporuna karşı Cumhurbaşkanı da bir saat önce Tabii. haddinizi bilin diye bir çıkış Gerek yaptı. Kafa tutmaya devam e şimdi ediyor. peki bakalım şimdi Lale'm Agit ne demiş yani? Doğru mu söylüyor yoksa eksikleri mi var? E, Agit raporu elimde hı hı. şu anda hı hı. E, elimdeki dosya o. Diyor ki kampanya diyor eşit şartlarda yürütülmedi. E Doğru hı mu bu? Zaten başından beri söylüyoruz. Yani bu tespit Yanlış bir evet. tespit mi? Agit bunu söylüyor Çok doğru. E, raporunda. Dibine kadar kampanya doğru. diyor eşit şartlarda yürütülmedi. Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil olmak üzere kamu görevleri e, evet'ten yana destek verdiler. Parti ile devlet arasındaki çizgi kalmadı diyor. Bu yanlış bir e, kavram Sonuna Aklı kadar söyleyeyim. doğru. Ya yani böyle olmadı mı? Evet. Yani Türkiye'de ne oldu? Cumhurbaşkanı, Başbakan, açılış adı altında valiler, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri bütün çocuklara e, seferberlik e, mitingler yaptılar. Tüm medyada kamu vatandaşlar otobüsleri, tanık buna. E, tan evet. e, bunları yazıyor akit evet. raporunda. E sonra akit diyor ki e, kamu kaynaklarının kötüye kullanımına e, dair tespitlerde bulunuyor. E doğru bir tespit değil mi? Yani Cumhurbaşkanı bu evet kampanyasını, Başbakan bu evet kampanyasını neyle yürüttüler? Sizin benim bütün 80 milyonun vergisi oluşan gelirlerden elde edilen, e, vergilerden elde edilen gelirlerle yürütüler. Uçağın yakıtını bizim paramızla doldurdular. Başbakanın arabasının mazotunu bizim paramızla doldurdular. Ankara'da, Büyükşehir, her gittiği ill illerde, ilçelerde yüzlerce otobüs görüllendirdi. Şoförün parasını biz verdik. Mazotun parasını yurttaşlarımız verdi. Bu şekilde mitikler yaptılar. Devasa ölçüde bir kamu kaynakları kullanıldı. Bu tespit yapıyor. Daha başka bir şey söylüyor. Medya kullanımı açısından. Diyor ki evet kampanyasında ezici bir çoğunlukla Televizyonun yayın zamanı yüzde altı günlük gazetelerde yüzde yedi buçuk şekilde evetten yana tavır koymuştur. Hı hı. Bakın çok önemli. Bütün medyada yüzde televizyonlarda evet yer almış e, gazetelerde yüzde yedi buçuk yer almış. Peki hayır ne kadar almış? Hayır kampanyası televizyonlarda yüzde yirmi oranda yer almış. Yüzde %23 altıya yüzde yirmi üç. Dörtte yani, bir oranında Dörtte bir evet. tabii. Ve ayrıca reklam özel televizyonda reklamlar bakımından hayır kampanyasını destekleyenler yüzde 66 oranında yer alıyor. Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi bakın bu kampanyada yurttaşlarımızın ben iç dünyalarını biliyorum. Yani yine herkes işte seçim hileleri yapılacağını e, tahmin ediyordu. Biz de olağanüstü tedbirler aldık bu konuda. Bütün e, arkadaşlarımız illerde, ilçelerde çok önemli görevler yaptılar. Ama böylesine bir tablo içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçim hile ve hurda işlerine dahil olacağını gerçekten aklımıza getirmedik o anda. Yani böyle bir tabloyla. Neden? E, biz de bakın köy köy gezdik. E, bütün arkadaşlarımız her yerde dolaştılar ben örneğin Ankara milletvekiliyim. Ankara il Başkanımız e, yaptığı çalışmalarla bütün e, ilçelerimizde, köylerimizde güzel bir kampanyanın yürütülmesine vesile oldu. Milletvekillerimiz keza öyle. E, peki biz bu oyları e, bedava kazanmadık ki. Hepimiz yüreğimizi ortaya koyduk. E, neyle uğraştık? Karşımıza devlet var. Devlet olanakları var. Devlet olanakları artı büyükşehir belediyesi olanakları var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi tam 10 tane bakanlığa eşittir Lale Hanım. İstanbul'unki 15 bakanlığa, Ankara'nınki 10 bakanlığa eşittir. Böyle devasa bütçelere karşı mütevazi bütçe bütçelerimize, bütçelerimize evet. yani buna bütçe dahi denmez. Hepimiz bir imece usulü yardımlaşmayla senin canında olsun Ankara'da, Ayman'asında olsun, Polat'ta olsun her yerde bir dayanışmayı Elmadağ'da olsun gösterdik. Aa, bu aslında dayanışma için çok çok önemli, çok güzel bir şey. Evet. Çok da dramatik Sayın Gök. Evet. Çok şimdi, dramatik. Şimdi bakın yani bu... Biz, Olacak şey değil. Bu, bu böyle bir devasa kampanyada bir kere adaletsiz bir yarış olduğu ortada. Yani bakın genel başkanımız son günde ancak bir TRT'ye çıkabildi ya. Evet. Orada... E, ricalar edildi ya biz de bir çıkıp anlatalım TRT'de yani bize bir saati daha ayırmayı uygun görmediler TRT bir gün beni aradı dediler Levent Bey sizden bir röportaj yapmak istiyoruz sevindim yani e, devlet e, televizyonundan bir teklif gelmesine sevindim dediler yalnız banttan yayın yapacağız e, nasıl olacak bu sizden 30 dakika röportaj yapacağız E sonra biz bunun 10 dakikasını kullanacağız dedim ya böyle bir şey olabilir mi? Siz benim oradan seçeceksiniz, cımbızlayacaksınız. Onu kabul etmedim. Bakın şimdi burada uğraşılan tablodaki adaletsizliği anlatmak için ben sizlere 1988 yılında Şili'deki bir referandumdan örnek vereyim Lale Hanım. Şili'de Pinochet gibi binlerce insanın ölümünden neden olmuş bir diktatör vardı. Bu diktatör dedi ki görev süremi 8 yıl daha uzatayım mı diye bir yetki almak istedi halktan. Ve bu bir referanduma gitti 1988 yılında. Şir'de diktatörün bir bulunduğu ortamda yapılan referandumda nasıl bir kampanya yürütüldü biliyor musunuz? Orada da evet denecekti, hayır denecekti. Evet diyenler de hayır diyenler de devlet televizyonundan 27 gün boyunca her biri eşit dakikalarda 15'er dakika biri, 15'er dakika biri propaganda yaptılar. Bakın Pinochet döneminde, diktatörlük döneminde 15 dakika evet, 15 dakika hayır, 27 gün. Bütün süre bu. Zaten e, devlet televizyonu tek o anda. Hmm. E, Bizde devlet televizyonu iktidarın Hiç, emrinde. E, ha, e, ana akım medya olduğu gibi iktidarın e, emrinde. Sabah gözün açıyorsunuz Cumhurbaşkanı bağram konuşmalarla genel başkanımıza hakaret ediyor. Ondan sonra başbakan çıkıyor iki saat. Sonra Cumhurbaşkanı danışmanları. Sonra bakanlar. E, biz biz yokuz. Biz neredeyiz? Biz o e, olanakların, devlet olanaklarının, o adil yarışma olanaklarının onda biri bizde olsaydı bakın bu sonuç çok farklı olurdu. Onda biri. Tabii, yani çok milleti etliyeden. bir algı operasyonuna yürütmeye, yönetmeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar. O yüzden ben bunca kullanılan devlet olanakları karşısında bu alınan hayır oylarını kullanan yurttaşlarımızın aldığı oyun her birinin çok çok değerli olduğunu Gerçekten biliyorum. Öyle, evet. Bu değeri biz zaten göstereceğiz. Öyle atı alan Üsküdar'ı geçti sözcükleriyle bu e, e, oldu bittiye getirmez izin vermeyeceğiz. Tabii. Zaten atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Üsküdar'da biliyorsunuz hayır oyları öne çıktı <laughs> gibi. Ona bakalım mı biz şimdi? Biz e, cümleli tamamını isterseniz. Yani hem Üsküdar'da hayır oyları fazla çıktı, ata alan Üsküdar'ı geçemedi. Hem de zaten e, ata binen kişi de attan düşmesiyle tanınır. Yani her iki benzetme de uygun değil. Ama e, böyle bir e, devasa devlet onakları karşısında yüreğini ortaya koyan bütün e, yurttaşlarımızı kucaklıyorum. Tehditlere, baskılara karşı e, omuz omuza bir mücadele verilmiştir. Biz bunun önemini ve anlamını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahipleniyoruz. Her biri çok değerli çalışmalar yaptı. Hiçbirinin çalışması bir kenarda kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu sonucu nasıl algıladı, ne yapacak ona geçeceğim ama şimdi bu referandum oylaması genel olarak oranlara yansıması belli ama şimdi İstanbul'un AKP'nin kalelerine bir bakalım nasıl ayak kırıklığı yaşamış. Aslında hayır kesiminin esas zaferi buralarda Sayın Gök. İşte Bunlar nereler? Sevgili seyirciler, AKP nerelerde hayal kırıklığı yaşadı? İstanbul'u alan Türkiye'ye alır diyordu AKP tüm seçimlerde. Hep bu sözü duyuyorduk biz. İstanbul seçmenini tarafına çekmek için çok büyük çabalar harcadı. Ama AKP bu kez büyük şehirlerde tam bir hayal kırıklığı yaşadı demek hiç yanlış olmaz. AKP ile MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde oy oranları toplamının %63'e ulaştığı başkent, başkente bakalım şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oy oranlarını daha çok çok önce %80-90 diye açıklamıştı ama %14'lük bir oy kaybı yaşadı bu blok. Başbakan Binali Yıldırım'ın şehri İzmir, semt semt dolaştı İzmir'i Binali Yıldırım. İzmir'de de yine evet cephesi hayal kırıklığına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin önem verdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'den hayır oyları önde çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde %48.72 oy alan AKP ile 8.59 oy alan MHP'nin oluşturduğu evet bloğunda referandum matematiği İstanbul'da şaştı. Evet oyları %50'nin üzerine çıkamadı. AKP geçen seçimlerde en yüksek oy aldığı Sultanbeyli, Sultan Gazi ve Esenler'de de oy kaybı yaşadı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İstanbul'da hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta hayır oyları %83'ü geçti. Beşiktaş'ı %80.2 ile Kadıköy %77.42 ile Bakırköy izledi. Başkent Ankara'da nefes nefese bir yarış yaşandı. Önce evet oyları öndeydi. Saatler ilerledikçe hayır oyları öne geçti. Siyasetin merkezi olan başkent aynı zamanda memur şehri olarak bilinir. Ancak Ankara eski Ankara değil. Sadece memur şehri olarak kalmadı. Ticaretin, savunma sanayinin, inşaat sektörünün de kalbi konumuna geldi. Tüm bunlardan önemlisi Ankara eğitim seviyesi açısından Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden biri. Üstelik son yıllarda kentleşme oranı da çok yükseldi. AKP referandum sürecinde yaptırdığı araştırmalarda tam da bu konuyla karşı karşıya kaldı. Strateji ekibinin en çok tartıştığı konulardan biri buydu. Araştırmalarda eğitimli kesimin ve kentleşme oranının yüksek olduğu illerde seçmenin hayır diyeceği ortaya çıkmıştı araştırmalara göre eğitim arttıkça iktidara yönelik eleştiriler de artıyor. Ankara'daki hayıra götüren sonucu ilçe ilçe değerlendirecek olursak CHP'nin kalesi olan Çankaya'da %78.2 gibi bir oranla seçmen hayır yönünde oy kullandı. Hayır. Başkentte seçmen sayısının en yoğun olduğu Çankaya'daki farka yine CHP'li belediye tarafından yönetilen Yeni Mahalle ilçesindeki %57.5'lik hayır eklenince başkentteki tablo değişti. 25 ilçesi bulunan başkentte ikisi AKP, bir MHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Etimeskut, Mamak ve Elmadağ'da hayır oylarının yüksek olduğu yerlerdi seçimden bir gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin %58 olarak açıkladığı evet oyları beklenenin neredeyse %10 altında kaldı. Referandumda çıkacak sonucun merakla beklendiği illerin başında İzmir'de geliyordu. Başbakan Binali Yıldırım'ın son 3 gün semt semt dolaştığı İzmir'de Evet cephesini hayal kırıklığına sokan sonuçlar çıktı. İzmir'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde %42.38 olan Evet Cephesi anayasa referandumunda %11.14 kayıpla %31.24'e gerilerken %55.40 olan Hayır Cephesi ise oylarını %13. %0.36 arttırarak 68.76'ya yükseltti. Evet oylarının beklentilerin altında kalmasında MHP seçmeninin yeterli desteği sandığa yansıtamamasının da etkisi oldu. Evet büyük şehirlerde hayırın zaferi var dedik. AKP'ye karşı adeta AKP MHP bloğuna karşı adeta zafer ilan etti. Ankara İstanbul Ankara biliyorsunuz Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Melih Gökçek'le evet. ciddi bir mücadele var bu anlamda. E, belli ki çok iyi çalışılmış. Az önce Sayın Adnan Keskin ve Cemal Canpolat'la da konuştuk bu konuları. Siz de bir Ankara milletvekilisiniz. Evet. E, siz nasıl katkıda bulundunuz bu çalışmalara? Yani Ben e, e, kendimle ilgili konuşmayı pek sevmem. Onu ben parti örgütümün takdirlerine bırakırım ama e, gerçekten biz e, Ankara'da iyi bir örgütlenme içer, içerisinde ee, kendi e, olanaklarımız çerçevesinde her yere ulaşmaya gayret ettik. Yani bizim e, Ankara'da genel merkezimizde e, bir ön planda olanlar vardır. Bir de kendini e, arkada tutup lojistik destek sağlayanlar vardır. İsmi hmm. duyulanlar vardır, duyulmayanlar vardır. Herkes işin içerisine girdi. Örneğin genel başkan yardımcılarımız Halil Koç, Tekin Büngör tüm lojistik desteği e, sağladılar. Ee, biz de Ankara'da e, il başkanımız Adnan Keskin'in e, başkanlığında e, önemli bir kampanya yürüttük diğer milletvekillerimize. Her yere ulaşmaya çalıştık. E, sadece e, Ankara değil, İstanbul öyleydi, İzmir öyleydi. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Genel başkanımız bir kere öncelikli olarak partiyi e, Herkesin çalışmasına olanak veren çok kapsayıcı bir liderlik örneği vermek suretiyle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de tüm Türkiye'yi kucaklayan bir kampanyanın yürütülmesine öncülük etti. Bu önemli bir tablodur. Yani bir iktidar partisinin bütün olanaklarıyla bir algı operasyonu yürütmeye çalıştığı tabloda çok farklı siyasal kesimdeki görüşte olanların bir hayır cephesinde buluşturulması çok da kolay bir iş değildir. Çok kırılgan bir yapıdır. Bu kırılgan yapıda bir tarafın söyleyeceği bir söz başkasını ürkütebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi çok titiz, çok sakin ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının öncülüğünü yapmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde. Ve bu biz şu anda o yüzden söylüyoruz. Ben genel başkanımızın hissiyatını biliyorum. O alınan her bir oyun ne kıymetli, ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Hangi mücadelelerden geçilerek verildiğini biliyor. Hayır diyenlerin tutuklandığı, gözaltına alındığı, fiziki tacizlere uğradığı, emniyet tarafından standlarının toplatıldığı, bildirilerin dağıtılmasının engellendiği, Çankaya ilçe başkanlığımızın önüne hayır pankart asamadık. Ya yani tüm evet. Türkiye'de asılmadık yer kalmadı. Kamu kuruluş Hemen kalmadı. Kendi ilçe başkanımız önüne asamadık. Yani bu şimdi e, o yüzden hayır oy veren bütün yurttaşlarımız her bir oyun nereden gelip nereye kadar vardığının bir kere kıymetini biliyorlar. Biz de biliyoruz. Genel başkanımız partide çalışmak isteyen herkesle beraber bir diyaloğa götürdü. Sayın Deniz Baykal bir eski genel başkan ve bir bilge kişiliğiyle hmm. e, Türkiye'de müthiş e, toplantılar yaptı. Halkı aydınlattı. E, ona siyasi tecrübesini konuşturdu. Muharrem İnce kardeşimiz aldı otobüsü, e, kırmızı kazağını giydi üzerine Türkiye'yi dolaştı. E, Özgür Özel Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay, onlar da olağanüstü bir performans gösterdiler. Bütün milletvekillerimiz Mersin'de, Artvin'de. Hatay'da yani ismini sayamayacağım bütün illerdeki milletvekillerimiz her biri yüreğini ortaya koydu. Bir dayanışma duygusu evet, içerisinde. Ve bu tablo içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kendisiyle bütünleşen bir siyasi çizgiyi götürdüğü gibi ayrıca farklı siyasi e, grupların da siyasi görüşlüklerinin de bir lokomotifi oldu. Elbette bütün görüşler hepsi kendi açısından değerlidir. Ve o görüşlerde de kendi aralarından bir kanaat önderlerini çıkartmıştır. Yani tarih Meral Akşener'i herhalde evet. Ümit ee, Özdağ, Sinan Oğan'ı gerçekten Gerçekten öyle bir tabloyla karşı karşıya şu anda Türkiye. Tabii. Bir siyasi yelpaze var tabii, hayır gayet, cephesinde. <laughs> öyle yani şimdi HDP'nin durumu daha bir e, e, sıkıntılı. E, genel başkanları tutuklu. Hı -hı. Yani olağanüstü hal şartlarında. Partiye liderlik edecek bir genel başkan tutuklu olduğu bir tablo içerisinde e, onların gösterdikleri bir tablo var. Bütün tarih bunları yazacaktır. Her birinin ayrı ayrı hakkını vermek, teslim etmek gerekir. Toplum yeni yeni e, insanları, yeni yeni kanaat önderlerini e, görmüştür. Ve bu büyük bir kazançtır. Ve bu büyük kazancının etrafına birleşilmesi demokrasi ve insan hakları sayesinde ve layık cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri sayesinde olmuştur. Ve üniter yapı çerçevesinde olmuştur. Bu büyük bir kazanımdır. Bir taraftan... Kutuplaştırıcı bir dil kullanan, ayrıştırıcı bir dil kullanan iktidar partisi devasa olanaklarını kullanıyor. Bir yandan e, olanaksızlıklar içerisinde Hayra oy vermeye çalışan farklı farklı siyasal kümeler Saadet Partisi'ni unutmayalım. O da Tabii. çok anlamlı katılımlarda bulundular. Velhasıl şu anda ismini sayamadığımız bütün herkes yani gençler herkes kendi alanında motive oldu. Herkes kendi alanında bir sosyal alanda tweetlerle Facebook'ta paylaşımlarla birer birer bir parti değeri kadar katkı sağladı. Biz bunları görüyoruz bir yaşıyoruz. Peki bu sizin bu değerlendirdiğiniz bu tabloyu referandum sürecinde oluşan bu <laughs> e, geniş yelpazeyi Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra nasıl değerlendirmeyi düşünüyor? Biz işte bu oluşan to e, birliğin e, Türkiye açısından önemli bir sigorta olduğunu görüyoruz. Hı hı. O yüzden atalan Üsküdar'ı geçemez. Karşıda bir yüzde elli sen aldın ama yüzde elli de bu taraf da var. Yani bir kere bu anayasa e, değişikliği bir Kamu vicdanını tatmin eden bir değişiklik teklifi zaten değildir bir kere bir anayasa dediğiniz zaman toplumun büyük kesimleri tarafından bir kere beğenilmesi ve onanması, muvaffakat verilmesi gerekir. Yani %50'yi az bir farkla geçen bir oyla bir anayasa değişikliğini siz burada uzun yıllar uygulama şansı zaten bulamazsınız. Bu bir toplum sözleşmesi dediği, bu bir dayatmadır. Bu bir sivil darbedir, sivil diktanın yollarıdır. Yani halka oylatmak suretiyle bir meşruiyet kazandırmak istiyorlar. E peki eşit şartlarda mı yarış? yarış erişçilerde değil Hiç. kamu kaynaklarını sen kullanıyorsun biz kullanamıyoruz. Televizyonlar size açık bize kapalı. Hayır diyenler tutuklanacak, evet diyenler baş tacı edilecek. Ya ilçe milli eğitim müdürleri bütün okullarda öğrencileri mitinglere götürmekten ya. ders yaptırmadılar öğrencilere. Evet. Çocukları derslerden geri bıraktırdılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi bütün kaynaklarını ortaya koydu. Otobüsler, bütün personel her şey içerisinde e ne oldu? Ankara'da bugün İstanbul'da Ankara'da işte o belediye olanaklarına karşı devlet olanaklarına karşı dur bakalım kardeşim dediler. Biz demokrasiden yanayız, insan haklarından yanayız. Yeter dediler. Yeter diyen önemli bir kitle var. Dur bakalım diyen önemli Çok bir önemli kitle bir var. Orantı. Şimdi Tabii. bunu e, Hayır, eğer cemlesi. ben alan Üsküdar'ı geçtim diye düşünürsen alanın Üsküdar'ı geçemeyeceğini bu toplum size gösterir. Evet. Yani bu tablo içerisinde bütün yurttaşlarımızdan dileyim ee, bu e, yaratılmış olan ve ayrı ayrı birer e, demokrasi kahramanı olarak ortaya çıkan. Bütün siyasal önderleri takip etsinler. Bence Türkiye e, genel başkanımızın e, önemli bir liderliğinde, önemli bir seçim sürecini e, geçirmeye çalışıyor. Daha seçim sonuçlanmamıştır. Biz seçimin sonucunu daha ilan etmedik. Takip edeceğiz. Biz son sözümüzü daha söylemedik. Son sözümüzü söyleyeceğiz. Son sözümüzü söyleyene kadar e, yurttaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel merkezimizi izlemeye devam etsinler. Daha yapacak çok işimiz var. Biz bu işin peşini bırakmadık. Bakın bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bu seçim sonuçlarını yerle bir eden bir rapor e, ortaya koydu. Siz bu raporla dünyanın en saygın kuruluşu olan Agit'in verdiği bu raporla dünyada saygınlık sağlayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Evet. Bu arada. Ne yapacağınızı düşünüyorsunuz? E, Sayın Ataol Behramoğlu'ndan bir mesaj geldi. Barolar Birliği, Sayın Feyzoğlu, evet. Sayın Teziç, Sayın Batun gibi hocaları da unutmayalım tabii, diyor. Tabii. Da onlar da çok önemli isimler. Tabii. Daha belki şu anda aklımıza gelmeyen birçok isim var. Elbette. Yani burada tabii zaman dağılından sayamıyoruz. Her biri ayrı ayrı katkılar yaptılar. Her birine Takdirlerimizi iletiyoruz. Her biri hiçbir beklenti içerisinde olmaksızın. Herkes sadece Türkiye'nin geleceği için kendini ortaya koydu. atı Düşüncelerini Derneği'ni tabii, etkiye tabii. ekleyelim. Cumhuriyet kadınları. Cumhuriyet kadınları. Çok. Sayın Behramoğlu'nun uyarısına teşekkür ederim. Barolar Birliği, Ankara Barosu, bütün duyarlı barolar için içerisindeydi. Ankara Barosu bütün sandıklarda avukat görevlendirdi. Bunların hiçbiri bir plan dahilinde değil de. herkes ben ne yaparsam demokrasiye katkı veririm tarzına bir yaklaşımıydı. O yüzden Gök. ben Türkiye'mizden umutluyum evet. ve bu umudu ben bu seçimlerde, bu tarihi oylamada devasa devlet onanaklarına karşı verilen her bir oyun çok daha kıymetli olduğunu biliyorum. Evet diyenlerin de, onların da hepsini saygıyla karşılıyoruz, evet diyenlerin de bu şaibeli seçim sonuçlarını içine sinirlendiğini biliyorum. Ben çünkü ülkemin insanlarını tanıyorum. Ya ne lüzum var bu seçime gölge düşürüyorsun? Bak ben aldım karımı, çocuğumu, gittim sandığa oyumu kullandım. Ya oyumu attım evet için ama evetin tadını çıkartamıyorum diyor insanlar. E, Sayın Gök biz de burada e, günlerdir, aylardır çaba gösteriyoruz. E, bizim de e, çorbada e tuzumuz varsa ne mutlu bize. Tabii mum dibine ışık vermezmiş. Halk TV'nin olağanüstü çalışmalarında burada ifade etmek gerekiyor. Biz de sizler gibi çok az sayıdaki kanalda hatta tek kanalda Görüşlerimizi anlatma fırsatı bulduk. Ana akım medyası bize yer vermedi. Bakın seçimin sondan bir gün öncesi ben bir ana akım medyasında çıktım işte bir 30 dakika falan. Benden önce Sayın Devlet Bahçeli vardı canlı yayında. Hı hı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yine Sayın Devlet Bahçeli banttan verdiler. Evet. Yani böyle bir toplantı yayın politikası içerisinde. Bu süreci geride bıraktık Tabii. Sayın Gök ama mücadeleye devam edeceğiz. Elbette. Hiçbir şey bitmiş değil sevgili seyirciler. Biz de bu sonucu aldık okuduk. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Aynı güçle aynı kuvvetle. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür Sağolsun. ediyorum. Daha umutlarımızın yeşereceği bir sürece süreç giriyoruz. Evet. Daha bu süreç daha yeni başlıyor. Devam evet. edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Yarın yine saat 18'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.